eğitiminizi engellemekle, eğitim hakkını gasp etmekle deprem yaralarını sarmak arasında nasıl bir alaka var? Bunu buradan soruyoruz. Tek tercih gerçekten yurtların boşaltılması mıydı? Bir sürü otel şu an boş. Bu oteller yetkililer tarafından depremzedelere açılamaz mıydı? Bunu merak ediyoruz. Bankaların el koyduğu bir sürü konut var. Bunların neden hiçbiri yetkililer tarafından depremzedelere açılmıyor? Bunu da soruyoruz. Bizim zaten zar zor kaldığımız 8 kişilik KYK yurtlarında aileler, depremden etkilenen kişiler nasıl kalacak? Bunun merak ediyoruz. Yetkililerden açıklama bekliyoruz. Bizim gidecek yerimiz yok arkadaşlar. Üniversiteleri kapatıyorsunuz, yurtları boşaltıyorsunuz. Öğrencilerin gidecek bir yeri yok. Bunu anlayın. Biz çözüm istiyoruz. Depremzedeler buraya yerleştirilecekse öğrenciler nereye gidecek? Memleketine nasıl dönecek? Bilet paralarını nasıl alacak? Evleri yıkıldıysa nerede barınacak? Bunların hiçbirine çözüm üretmeden apar topar öğrencileri kovar gibi çöp torbalarına eşyalarımızı koymamızı kabul etmeyeceğiz. Korkmayacağız da hakkımızı ifade etmekten, hakkımızı savunmaktan korkmayacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Buradan tüm arkadaşlarımıza da sesleniyoruz. Bize dayatılan bu apar topar yurttan çıkışı da kabul etmek zorunda değiliz. Eğitimin biz yapılmasını istiyoruz. Depremden etkilenen arkadaşlarımızın, travmatize olmuş arkadaşlarımızın bir an önce normal hayata dönmesi için de bu gerekli. Deprem yaralarını sarmak için de gerekli.